eşi Rıza Sarraf'la birlikte yargılanan Hakan Atilla'nın avukatı Victor Rocco, duruşmada Sarraf'ın New York'ta cezaevinde kaldığı günlerde bile gardiyanlara rüşvet vererek kadın, içki, uyuşturucu ve yiyecek temin etmeyi başardığını ileri sürdü. Sarraf da savcılıkla yaptığı itiraf anlaşmasında bu iddiayı doğruladı. Gündeş'in boşanma konusundaki kararını kesinleştirdiği yakın arkadaşlarına bu bir değil, iki değil, daha önce de kadınlarla ilişkisi ortaya saçılmıştı ama bu itiraf her şeyi değiştirdi dediği iddia edildi. Ünlü şarkıcının kısa bir süre içinde boşanma davası açmak için avukatını harekete geçirdiği öğrenildi. Şimdi Rıza Sarraf dün başlayan duruşmasında gardiyanlara, Amerika'daki hapishanede gardiyanlara rüşvet verdiğini kabul etti. İddia da şuydu, hapishaneye içki, cep telefonu ve kadın getirtmek için rüşvet verdiği iddia ediliyordu. Rüşvet verdiğini kabul etti. Bu durumda Ebru Gündeş'in de bunu duyunca yeniden boşanma davasını gündeme getirdiğine dair... Yok öyle bir şey. Bir iddia var. Evet Yeşim. Ya o kadar çok bilmeden konuşuyorsunuz ki gerçekten artık hakikaten ikrah getirdi herkes. Bir kere şu kadar söyleyeyim. Bizim avukatlarımız bir. Biz aynı avukatla çalışıyoruz Ebru'yla ve her konuda da birlikte hareket ediyoruz. Evet. Bana şimdi yazılanı ben size söyleyeyim. Şu an için bakın avukatımızın bu açıklamasıdır. Şu dedim ki ben çünkü konuşmak istiyorum. Bir şey söylemem lazım. Şu an için açılmış veya açılması için hazırlanan bir dava söz konusu değildir. Evet. Biz de sizin gibi basından takip ediyoruz. Yani evet. Ebru ve hepsini basından öğreniyoruz. Dün ortaya atılan iddialar da daha önceki gibi tevatür de olabilir. Çünkü çok iddia atılıyor ya ortaya. Evet. Ya da ABD'den sızdırılan haberler olabilir. Bugün dava başlıyor. Takip edip neticeleri göreceğiz. Şu anda dedim siz söylediklerinizin arkasında durabilirsiniz. Ebru'nun herhangi bir davayla alakalı adım attığı bir şey yok arkadaşlar.